Sevgili dostlar, güzel canlar. Muharrem sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün 8. günü. 8. günde de Yüce Rabbim niyetlerinizi, dileklerinizi, mateminizi, oruçlarınızı dergâh-ı izzetine kabul etsin. Yüce Rabbim Kerbela vakasında özellikle İmam Hüseyin'e o yolculuğunda, yolculuğun sonuna doğru yanında bir refakatçi verdim. İşte bu o Rab ki, o gelen refakatçi daha sonra İmam Hüseyin'in yanına yarenlik yapmak üzere demek yollamış. Ve konularımızdan bir tanesi dedi ki, ya bugünkü 8. gün Kerbela olayına, Kerbela vakasına gelindi. Vakit Kerbela nedir diyeceğiz. Kerbela nedir diyeceğiz ama aynı zamanda Kerbela çölüne geldiği zaman İmam Hüseyin'in yanında kim vardı? Onu bu tarafa yönlendiren kimdi? Harb ibn-i Riyâ. Harb ibn-i Riyâ kimdi? Onu konu edeceğiz. Onu konu yapıp sohbet edeceğiz. Dedi ki Muharrem'in 8. günü. Birinci günde bu yanı dilimizin döndüğünce, ilmimizin yettiğince dedelerimle beraber Kerbela'yı, Muharrem ayını iade etmeye çalıştık. İmam Ali'yi, İmam Hasan'ı, Müslüm bin Akil'i iade ettik güzel dostlar. Yarenlerini, çocuklarını iade ettik. Bugün de dediğim gibi Kerbela nedir? Kerbela'nın önemi nedir? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? İki tane genç dedemle beraberiz. Mehmet Şahin dedem, hoş geldiniz. Rıza Kılıç dedem, siz de hoş geldiniz. Dedi ki iki tane genç dedem, daha önce dedelerimi de programı aldım zaten. 12. günde gene Mehmet dedeli olacağız. İki önceki programda Rıza dedemle yaptık. Bu sefer dedi ki, hem genç gözüyle Muharrem'i nasıl biliyorlar, Kerbela'yı nasıl biliyorlar, nasıl anlıyorlar? Çünkü yaş itibariyle baktığın zaman o gençliğin ortamında, gençliğin aklındaki Kerbela, gençliğin gözündeki Kerbela nedir? Onları da tabii soracağız. Sadece Harb ibn-i Riyâ'dan ziyade özellikle genç dede almamın sebebi buydu. O genç gözüyle neler duydular, neler okudular, Kerbela hakkında neler biliyorlar? Yani onların gözünden aslında biraz da Kerbela'yı incelemek, irdelemek istedik güzel dostlar. Muhakkak bildikleri çok şey vardır da. Ama geçmişten büyüklerimizin bize anlattığı bugünkü yazılı kaynaklarda Kerbela'nın ne olduğunu dile geldiğimizde bir de gençlerimiz bakalım ne diyecek, genç dedelerimiz bakalım ne diyecek. Ben hemen Mehmet dede ile başlayayım. Sevgili dedem, belki açılış biraz uzun oldu. Onları dile getirmek istedim. İşte Harb ibn-i Riyâ'nın o yolculukta İmam Hüseyin'e yarenlik etmesi, işte dedi ki Cenab-ı Allah ona da demek bir lütufmuş ki onu verdi oraya. Önce karşısındaydı, daha sonra onun yanında oluşmaya başladı. Demek ona yarenlik için göndermiş aslında. Öyle düşünmek lazım. Kerbela nedir sevgili dedem? Evet dedim. Yani önemi Kerbela nedir böyle? Hem sana hem Rıza dedi ama senden başlayalım. Tabii. Kerbela Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar devam eden peygamberlerin mücadelesini velayet kapısının açılmasıyla birlikte velilerin mücadele ettiği bir alan olarak görmek lazım. Çünkü bütün peygamberlerin bir amacı var. İnsanları hak yoluna döndürmek, insanları erenleştirmek, haklaştırmak. Ama biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa ile birlikte peygamberlik kapısı kapanmıştır ve velayet kapısı açılmıştır. Bu velayet kapısıyla birlikte de insanlara veliliğin kapısı açılmıştır. Artık peygamber gelmeyecek ama bu insanlar veliler kanalıyla, veliler aracılığıyla erenleşecekler, haklaşacaklar, doğruyu öğrenecekler, sevgiyi, saygıyı öğrenecekler. Bu minval üzerinden baktığımız zaman peygamberlerin getirmiş olduğu miras ve velilere bırakmış oldukları miras talan edilmeye başlandı. Özellikle Hazreti Muhammed Mustafa'nın vefatından sonra. İslam'da olmayan hilafet kavramı İslam'ın içerisine sokulmaya çalışıldı. Maalesef tarihi kaynaklarda hilafet kelimesi çok geçer biliyorsunuz. Aynı yanlışa bizler de düşüyoruz bazen. Hazreti İmam Ali bir halife değildi. Çünkü İslam'da halifelik diye bir kavram yok. Halifelik diye bir kurum da yok.
Hazreti Ali kimdi? Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'i, Muhammed'le birlikte Muhammedi nurdan yaratılmış. O nurun devamında velayet kapısının piri, rehberi, mürşidi, her şeyi olan kişidir. Ve peygamberliğin soyunun, peygamber soyunun velayet kapısıyla devam ettiği yerdir. Halifelik kavramı yok ama halifelik kavramı sokuldu. Ve bugün siyaset dediğimiz mekanizma aslında insanlar için vardır. Toplumun düzenini sağlamak için vardır. Eşitsizliği gidermek için vardır. Ancak Ümeyyoğulları siyaseti ele aldıktan sonra, özellikle 3. halifeden sonra biliyorsunuz, peygamberin huzurundan kovulanların tamamı devlet kanallarının içerisinde görevli oldular. Peygamberin huzurundan kovduğu insanlar. Ve bunlar insanlara zulmetmeye başladılar. Bunlar nefsinin arzularına uyarak, nefislerinin arzularına uyarak insanları kendilerine köle etmeye başladılar. Peygamberin kaldırmış olduğu köleliği bunlar tekrardan getirdiler. Peki nereden öğrendiler bunları? Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'den sonra 1. halife, 2. halife, 3. halife dönemlerinde fetihler yapılıyor. Sasanilerle tanışılıyor, Türklerle tanışılıyor, Rumlarla tanışılıyor, Bizans'la tanışılıyor. Ve oradaki şatafat İslam'ın içerisine dinmiş gibi sokulmaya başlanıyor. Hazreti Ali görevi ele aldığında bütün köleliği, bütün eşitsizliği kaldırıyor. Diyor ki herkes aynı şeyi alacak. Bir eşitlik olacak. Bunun üzerinden Ümeyyoğulları çıkıp şunu söylüyorlar. Sasanilerden gördükleri şatafatı diyorlar ki biz itibar etmemiz lazım. İtibarlı görünmemiz lazım. O yüzden zenginleşmemiz lazım. Köle ile hür olan bir olamaz davasında bulunuyorlar. Oysa Hazreti Ali tamamıyla bunu kaldırmış. Hürlük yok, kölelik yok. Herkes eşit. Tabir caizse İslam'ı kansere uğratmış, İslam'ın bütün kılcal damarlarına kadar işlemeye çalıştıkları düzene Hazreti Ali ile başlayan bir başkaldırı var. Arkasından Hazreti İmam Hasan'la birlikte devam eden bir süreç ve Hazreti Hüseyin'le Kerbela'ya gelinen bir süreç var. Kerbela'yı şöyle görüyorum ben, kanserli hücrenin temizlenmesi için ve kanserli hücrenin insanların gözüne sokarak net bir şekilde göstermek için Kerbela olayı vuku bulmuştur. Kerbela olayını bu minval üzerinde anlamak lazım. Muhammed İkbal diyor ki, Hazreti Hüseyin Kerbela'da hak ile batıl savaşını kanıyla yazmıştır. Aslında hak ile batıl meselesi bu. Hak olan nedir? Hak olan secde deminin nadanı olan şeytanın ve secde deminin ruhumdan üflediğim dediği ruha secde edilmesini istenen o temiz ruhun, pak olan ruhun savaşıdır aslında Kerbela. Bir tarafta temiz ruh var, kendini bilen, ruhunu bilen, nefsini bilen, Rabbini bilen bir ruh var. Bir tarafta o ruhu tanımayıp ben ondan üstünüm diyen şeytanın istek ve arzuları var. Bu yüzden Kerbela'yı siyaset olarak okurlar. Siyasi kavram içerisinde baktıkları için buna da şöyle kısaca değinmek lazım. Kerbela'ya kimin gözüyle bakıyorsunuz? Nereden bakıyorsunuz? Eğer Hazreti Hüseyin cenahından bakarsanız Kerbela bir hilafet meselesi değildir. Birazdan bunu Hür bin Riyad'ı konuşurken, Riyahi'yi konuşurken daha net bir şekilde göreceğiz. Hazreti Hüseyin kanalından bakıyorsanız burası bir siyaset meselesi değildir. Hak meselesidir. Hakkın ona vermiş olduğu görevin yerine getirilmesidir. İlahi kattaki misyonunun yerine getirilmesidir. Görevini yerine getirmesidir. Yezid cephesinden bakarsan tamamıyla siyasettir. Tamamıyla siyasettir. O zaman bugün Kerbela'yı siyasi olarak konuşanlara sormak lazım. Siz kimin cenahından bakıyorsunuz? Tarihi yazan güçlülerdir, doğru. Ama istedikleri gibi yazarlar. Ama biz tarihin dışında tarihe öyle bir damga vurmuş, kanıyla bu tarihi yazmış ve bunu mürşitlerin diliyle bu zamana kadar gelmiş. Bakın tarih konuşmuyoruz. Mürşitlerin anlatmış olduğu halleri aslında, görmüş oldukları halleri konuşmaya çalışıyoruz biz. Tarih açısından bakarsak bizim de Kerbela'ya siyaset dememiz icap eder. Çünkü herkes siyaset olarak görüyor bunu. Halifelik meselesiydi. Değil. Çünkü Yezid, bir kere Yezid halife olabilecek bir kişi değil. Ki halifelik zaten İslam'ın içerisinde olan bir kurum değil. O yüzden Hüseyin gözünden bakarak konuşuruz dilerseniz. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Kerbela'yı hak batıl savaşının olmuş olduğu bir alan olarak görmek lazım. Secde deminin nadanıyla, secde deminde ruhuna secde edilmesi emredilen ruh
pak olan ruhun karşı karşıya gelmesidir. Bu da iki tarafın taraflarının aslında göstergesidir. Çok önemlidir. 20 bin, 30 bin kişiye karşılık 72 kişiden bahsederiz. Yani burada bir mesaj var. Hakkı her zaman söyleyin, yalnız kalacaksınız. Yalnızsanız, hakkı söylediğinizde yalnız kalıyorsanız korkmayın. Siz doğru yoldasınız. Kalabalık hiçbir zaman size doğruyu göstermez. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. İşte onların çoğunluk olması sizi, onların haklı olduğunu göstermez. Siz asla üzülmeyin, kaygıya düşmeyin diye bir ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden 72 kişiye karşılık 20 bin kişilik ordunun mücadelesidir. Burada da hakkın tezahür ettiği, hakkın tecelli ettiği daha doğrusu, tecelli ettiği bir yerdir Kerbela. Hatta İmam Hüseyin'in o Er Meydanı'na çıktığı zaman Yezid ordusu karşısına geçince, hani o dönemde belki daha önce de konuştuk bunu, her kim çıkıyorsa o savaş meydanına künyesiyle kendini tanıtıp böyle savaşırmış. İmam Hüseyin şöyle bir şey söylemiş Yezid ordusundan: bir de kendinizi benim yerime koyun, gelin benim tarafımda olun, bu gözle bakın. Burada 22 bin kişi var, orada 72 kişi var. Bir de bu gözle bakın demiş. Peki dedem, çok kısa olmak şartıyla Rıza dedeye geçeceğim. Gençlik, yani bu zamandaki gençlik Kerbela'yı nasıl görüyor? İmam Hüseyin'i nasıl görüyor? Yani o geçmişten, Anadolu'dan gelen dedelerimizin, babalarımızın anlattığı Kerbela gibi mi görüyorlar, yoksa daha farklı bir şekilde mi görüyorlar? Hani genç gözüyle onu özellikle öğrenmek istiyorum. Özellikle 1950'lerden sonra bir kentleşme meydana geldi biliyorsunuz. Kentleşme ile de birlikte Cumhuriyet devrinde başlayan bir modernleşme süreci var. Modernleşme sürecinde öne çıkan kimlik problemi vardır. Bu dönemde Alevi gençliği kimlik arayışı içerisinde. Ve kimlik arayışı içerisinde de kendisini konumlandıracak tarihi olayları ele alıyor. Özellikle gençliğin bunu elbette onlar da bizim tarihimizdir. Özellikle şu anda modern Aleviliğin üzerine oturtulmaya çalışıldığı veya da oturmaya çalışıldığı siyasi olaylar vardır. Maraş olayları, Çorum olayları, Sivas olayları bunların üzerine oturur. Bugün herhangi bir Alevi genciyle konuştuğunuz zaman bunları ön plana çıkartırlar. Kerbela'yı çok ön plana çıkarmazlar. Çünkü bunlar modernleşmenin etkisidir. Daha yakın tarihte daha hakim olabildikleri alanı ele alarak kendi kimliksel varoluşlarını dışarı vurmak için buralara esas alırlar. Kerbela'yı da Muharrem ayı geldiğinde görsellerle birlikte, belki dedelerinden, annelerinden, babalarından dinlemediler ama işte o sosyal medyanın vermiş olduğu bir paylaşım ağıyla birlikte gündeme getiriyorlar. Ama şu da önemli, gençlik nasıl ki yakın tarihine sahip çıkıyorsa ve kimliğini bunun üzerinden oluşturmaya çalışıyorsa, emin olun yaşça bizden daha büyük olan dedelerimizin anlatmasıyla birlikte Kerbela olayını da anladıkça onu da sahiplenecekler ve kendi kimliklerini oraya oturtturacaklardır. Özellikle Alevi teolojisini anlamak için Kerbela çok önemli bir noktadadır. Yaratılış anlatılar çok önemli noktadadır. Ve günümüzde oluşan modern Aleviliğin de anlaşılması için bu yakın zamanda vuku bulan olayların da anlaşılması elzemdir. Yani gençlik kısaca Kerbela'yı bir Sivas kadar bilmiyor. Hatta bilirsiniz işte Sivas olayları olduğunda paylaşımlar nedir? İki yere su yetişmedi. Birisi Kerbela, birisi Sivas Madımak olayları diyerek. Evet, ikisi de facia bir olaydır. Ama ikisi de birbirine kıyaslanacak bir olay değildir. Kıyaslanmaması gerekir. Acılar olduğu gibi sabit bir şekilde kendisiyle birlikte özümsenip sahip çıkılması gerekir. Ama kıyasa düştüğümüz zaman işte şurada şu kadar kişi şehit oldu, burada bu kadar kişi oldu, burada aydınımız gitti, orada tanımadığımız işte Arap birileri gitti söylemleri üzerinden Kerbela anlaşılmaz. O yüzden, o zaman Kerbela'yı yok etmiş sayılırsın dedi. Tabii ki, tabii ki. Kerbela'nın mesajını yok etmiş sayılır. Aslında Kerbela'nın mesajını anladığımız zaman Çorum olaylarını da çözebilirsiniz. Sivas olaylarını da çözebilirsiniz. Maraş olaylarını da çözebilirsiniz. Hani demin bir şey söylediniz, onun altını çizerek söyleyeyim. İşte bir iki yer var suyun yetişmediği yer. Biri Kerbela, biri Sivas Madımak olayı. Oraya baktığında aslında millet kafasında şöyle var, paylaşımlar yapılıyor. Gençler de onu alıp hani Kerbela işte okumalarıyla veya dinlemeleriyle meydana gelip, ama dediğiniz gibi Kerbela'ya daha sonra iyi anlayacaklar. Ben kısa bir ara vereyim sana. Rıza dedeye döneyim. Rıza dedem, son soruyla başlayayım sana. Hani sen de gençliğin içerisinde, ikiniz de gençsiniz. Bu ortamlarda hem üniversite hem okullarda son zamanlarda işte cemevlerinde gençlikle berabersiniz. Gençlerin bu düşüncesini kısa alayım. Ondan sonra Kerbela önemi neydi? Kerbela deyince insanların
neden böyle bir vicdanları parçalanır? Neden daha çok ön plana çıkar Kerbela? Onu ama önce şu gençliği beraber hani tamamlayıcı olarak söylüyorum. Tabii, eyvallah dedim. Şimdi şöyle söylemek lazım. Gençler Kerbela'ya nasıl bakıyorlar? Aslında tabii Kerbela'ya nasıl bakıyorlar ama gençler Hazreti Muhammed'i ne kadar tanıyorlar? Gençler Ehl-i Beyt'i ne kadar tanıyorlar? Ve bununla beraberinde tabii ki de Kerbela faciasında İmam Hüseyin'i ne kadar tanıyorlar? Ve İmam Hüseyin'in bu Kerbela sürecinde oraya gidişi, oradaki karşı düşmanlara karşı konuşmasını, meydandaki konuşmasını ne kadar biliyorlar? Önemli olan aslında bu soruları bilmeleri gençlere bunu daha iyi algılayabilmelerine sebebiyet verecektir. Ama biz, hakimler değil mi? Kerbela'ya hakimler tabii, yani. Yani şöyle bir durum var. Kerbela'ya hakimiyet var ama tabii ki sorgulayan da bir gençlik var. Gençlerin, günümüz çağında gençlerin özellikle bizim kuşakta sorgulama teknikleri çok iyi. Ama sorgulayan bir insan onu benimsediği andan itibaren kesinlikle ama kesinlikle hiçbir unsur negatife çevirmez diye düşünüyorum. Bu yüzden de yetişen ve bizimle birlikte gelen güzel gençler Kerbela'da İmam Hüseyin'in ve o 72 şühedanın yaşadığı zulümü ve yaşatılan zulümün mantığını anladılar ve bunu yaşayabiliyorlar. Kesinlikle dedeme söylediği her şeye katılıyorum. Çok güzel yerlere değindi, güzel noktalara değindi. Gençler İmam Hüseyin'in bir duruş için orada olduğunu, Hazreti yani dedesi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve babası Ali el-Mürteza'nın bu gerçek İslam özü olan yani asıl İslam kavramını, Müslümanlık İslam kavramını devam ettirdi. Yani İmam Hüseyin'in bile bile gidip orada şehit olacağını, şimdi bazı gençler diyor ki ya dede İmam Hüseyin bile bile neden oraya gidiyor, şehit oluyor. Şimdi şu, aslında bu sorunun cevabı çok önemli, bu kilit bir soru. İmam Hüseyin, dedesi Muhammed Mustafa ve babası İmam Ali el-Mürteza'nın yolunu devam ettirmek için, onların bu yolda yapmış olduğu, çekmiş olduğu çileleri gördüğü için, onların özüyle yetiştiği için, onların ahlakıyla yoğrulduğu için, karakteristik yapısı her şeyiyle İmam Hüseyin, Hazreti Muhammed Mustafa İmam Hüseyin'e oğlum diye hitap edermiş. Yani torunum dahi demediği için ondan aldığı o terbiyeyle, adapla, erkanla İmam Hüseyin onların yolunu, ikrarını devam ettirdi aslında. O yüzden Kerbela'dan dönmedi ki bilirsiniz dedem birçok kişi tarafından İmam Hüseyin geri çevrilmek istendi. Gitmemesi istendi. Ama İmam Hüseyin, şunu da bir not düşmek isterim buna. İmam Hüseyin Medine'den ayrılmadan evvel Muhammed bin Hanefi'ye yazdığı bir yazı var. Bir vasiyet bırakıyor kendisine. Yani ben bu makam için, bu azgınlık için buradan ayrılmıyorum. Yani benim Medine'den ayrılma sebebim ceddimin ümmetine irşad edebilmek için. Ceddimin ümmetine gerçekleri, doğruları anlatabilmek için. Çünkü İmam Hüseyin de bunun farkındaydı. Babası İmam Ali'nin Muaviye ile olan, abisi İmam Hasan'ın Muaviye ile olan o dönemin dinamik yapısını da göz önünde bulundurarak söylüyorum tabii ki de. İmam Hasan'ın almış olduğu kararlar ve İmam Hüseyin'in almış olduğu kararlar, şimdi gençlerin şuna çok dikkat etmesi lazım. O dönemin dinamik kararlarıyla, dinamik yapısıyla alınan kararlar bunlar ve Ehl-i Beyt kavramını, İslam'ın özünü yaşayan Ehl-i Beyt kavramının bu dinamik yapıda verdiği kararlar tamamıyla doğruydu. Yani oraya İmam Hüseyin bir orduyla gidebilirdi. Oraya İmam Hüseyin ne yaptı? 72 şühedayla, akrabalarıyla, aile efradıyla birlikte gitti. Çünkü İmam Hüseyin'in amacı savaşmak değil, dedesi ve babasının hoşgörü, anlayış, İslam'da yani kan dökülmesin diye oraya bir mesaj gönderdi, o duruş gönderdi. Önemli olan buydu. Yani İmam Hüseyin oraya 72 şühedayla birlikte kanlarıyla bize bir mesaj bıraktılar. İşte ümmeti irşad etmek,
İslam'ın özü olan gerçek Muhammedi İslam, o Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yaymak istediği ve o hizmetini ettiği İslam kavramını yok olmaması için aslında bir başlangıç koydu. Aslında bir nokta koydu ve her şey bir noktayla başladı. Şöyle diyebilir miyiz? O zaman Hazreti İmam Hüseyin Kerbela'ya gidişi ve Kerbela'da vuku olan olayından sonra Kerbela'nın önemi sadece, ya tabii ki o en büyük olay odur. İmam Hüseyin ve yarenin başları kesilerek şehit edilmesi. Ama bir başka mesaj da söylemenize bakıldığı göre şöyle bir şey çıkıyor. Kerbela'nın önemi bir uyanış, dinin tekrar, yani inancın, dinin tekrar bir ayağa çıkmasıydı. Doğru Muhammed'in getirdiği dinin devam etmesidir. O yüzden bir önem kazanıyor Kerbela. 20 yıllık bir süreç vardı da hemen hemen tahmini kayıtlarda 20 yıla yakın bir Muaviye'nin ve babadan oğula geçen bu halife hilafet kavramının oluşması, bu 20 yıl içerisinde İslam'ın nelere uğradığını, nelerin değiştirildiğini, siyasi hamlelerin inancın içine empoze edilip inancın değiştirilmeye çalışıldığını İmam Ali de farkındaydı. İmam Hasan da İmam Hüseyin de farkındaydı ve İmam Hüseyin bu yüzden bu yoldan dönmedi ve Küffe'de, Küffe halkından, her şeyden haberdardı ve ikrarından dönmeyerek devam etmişti. Eyvallah. Kerbela'nın önemi o zaman sadece yani İmam Hüseyin'in öneminden ziyade, tabii ki gene altını çizerek söyledim. Kerbela'nın önemi İmam Hüseyin'le önem buluyor. Ayuka çıkıyor. Ama orada bir de yolculuğa çıkarken söylediği bir söz var İmam Hüseyin'in. Oraya bir diriliş için, yani bir uyanış için gidiyorum. Önemi bir kat daha artıyor, öyle değil mi Mehmet Dede yani? Şimdi Rıza Dede'ye ilave yapacağınız bir şey var mı? Tabii dedem, bir iki bir şey söylemek isterim. Kerbela olayını Kur'an-ı Kerim'in esaslarını ele alarak şey yaparsak, nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Nisa suresi 135'te bulunuyor. Peki bu yapıldı mı? Yapıldı. Kim tarafından? Yezid tarafından. Muaviye tarafından. Yine bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Millet hakkı gizlemeye başladı. Hakkı gizlemeye başlandığı yerde hak çıkıp ben buradayım demek zorundaydı zaten. Bir zorunluluktur. Çünkü sorumluluktur. Yine Kerbela olayına baktığımız zaman ne getiriyor? Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 60. ayetinde Şecere-i Mel'une'den bahsedilir. Şura suresinin 23. ayetinde de Mevette de Fil Kubra ayetinden bahsedilir. Bu iki ailenin çatışmasıdır aslında. Bir lanetlenmiş soy var ve bir de sevgisi farz kılınmış. Yani tebliğime karşı hiçbir şey istemiyorum. Sadece Ehl-i Beytime sevgi istiyorum denilen bir aile var. Ve bu iki ailenin taşımış olduğu misyonları var. Evet. Birisinin misyonu şeytani bir misyon. Çünkü biliyorsunuz Araf suresinde şeytan diyor ki ben senin doğru yolunun üzerine konup senin yoluna gelenlerin hepsini çevireceğim şeyi var. Söylemi var. Bunu kimle getirecek, meydana getirecek? Kimle oluşturacak? Elbette ki kendi yarenleriyle oluşturacak. Nefsiyle kandırmış olanlara, nefsine uyanlarla olmuş olacak. Hakkın da bir emri var. Hak katında din İslam'dır. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ancak Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti var. Yani bu iki ayet işte ben azdıracağım ve ben nurumu tamamlayacağım söylemlerinin, hak tarafından nurumu tamamlayacağım, şeytan tarafından azdıracağım dediği iki ailenin, yani Şecere-i Mel'une ile Meveddete Fil Kurba ayetlerinin, iki ailenin çatışmasıdır. Bunu böyle okumak lazım. Bir ikincisi de, zamanımız var mı bilmiyorum ama... Reklama gireceğiz. Burada noktalayalım. İkinci bölümde devam edersin buradan. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra hemen birlikte olacağız. Reklam arasından sonra yine birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla zamanımız yok. Ben hemen sözü Mehmet dediğim. Dedem, birinci bölüm biterken bir yerde kalmışsınız. Bu evet, konuya devam edebilirsiniz. Şimdi deniliyor ki Hazreti Hüseyin niye gitti Kerbela'ya? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ben bunu çok önemsiyorum. Kerbela'yı bu ayet üzerinden anlayabileceğimizi düşünüyorum. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizi halkı zulme sapmış şu kentten çıkar. Katından bize bir dost gönder. Katından bize bir yardımcı gönder diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar ve yavrular için savaşmıyorsunuz. Bu ayet, Nisa suresinin 75. ayeti çok önemlidir. Evet. Çünkü burada bir dua var. Diyor ki, ey Rabbimiz bizi bu kentten çıkar, bize bir dost gönder diyen bir dua eden kişi var. Normalde dualar Allah'a edilir değil mi? Evet.
Duayı kim kabul eder? Allah kabul eder. Ama bu duanın fiili olarak yerine getirilmesi için Allah seçmiş olduğu kullarına sorumluluk yüklüyor. Diyor ki size ne oluyor da savaşmıyorsunuz? Bakın böyle dua eden kullar var. Hemen harekete geçin. Yani Allah aslında duaları yine kullarının aracılığıyla kabul ediyor. Kullarının aracılığıyla yerine getirtiyor. Ya bir insan dua ettiği zaman, mesela örnek verelim kısaca. Dışarıda aç kalan bir kişiyi gördünüz, ona dua ediyorsunuz. Allah'ım buna yemek ver. Dua bu değil. Dua ona yemek vermektir. Dua bu değil. Dua buna yemek vermektir ve yemeği veren kişi o duayı gerçekleştiren kişidir. Yani yaptığın icraattır yani. Tabii ki Hakk'ın seçmiş olduğu kullardır. İşte Kerbela da bu. Diyor ya, size ne oluyor da çaresiz kadınlar, mazlum kadınlar, erkekler ve çocuklar için bize yardım et dediğinde gelmiyorsunuz. İşte küfenin mektuplarını buradan okumak lazım. Küfeler öyle diyor zaten. Yezid'in altında eziliyoruz. Hakkımız yok. Gel bize imamlık yap. Hazreti Hüseyin bu ayeti biliyor ve yaşıyor. Gitmek zorunda zaten. Ya bu ayet üzerinden Kerbela'yı anlamak çok doğru olacağını düşünüyorum. Peki dedem, hani Kerbela'nın önemi ve özellikle gençliğin, ben onu çok merak ediyordum. Tamam, sohbetlerimizde gençler katılımlar sağlıyorlar ama bir de sizin gözünde onu öğrenmemiz iyi oldu. Peki de gelelim bu yolculuğunda, hani dediler ya İmam Hüseyin'im, eğer gideceksin Küfe tarafına gitme, Yemen tarafına git diye. Bu yolculuk esnasında bir ordunun başında bir komutan geldi. İmam Hüseyin'in yönünü Kerbela'ya doğru çevirdi. Evet. Çünkü öyle emir almıştı. Bu tarafa getirtme, bu tarafa götür diye. Yani güneye götürtme, kuzeye götür dediler. Veya tam tersi. Har İbn-i Riyah. Har İbn-i Riyah kim dedi? Çünkü daha sonra İmam Hüseyin'e katılıyor. Yani bu kadar önce karşısında olup da tabiri caizse düşmanlık eden birinin birdenbire neden dönüyor? Bunları konuşalım. Har İbn-i Riyah kimdi? Hür Temim kabilesine ait bir kişi. Çocukluğu ve gençliğiyle alakalı çok bir bilgi yok. Kerbela olayında gündeme geldikten sonrasıyla ilgili bilgilerimiz var. Öncesiyle alakalı çok bir bilgimiz yok. Doğum tarihiyle alakalı falan. Ama dediğiniz gibi Ömer bin Ziyad'ın, İbn-i Ziyad'ın göndermiş olduğu bir ordunun komutanıdır. Ve komutan olduğu unutulmamalıdır. Çünkü askerlik yaparlar bilir. O emir altında bir kişidir. Hazreti Hüseyin'i Küfe tarafına getirmek için aslında görevlendiriliyor. Ancak daha sonra İbn-i Ziyad mektup göndererek Küfe'ye değil, onu işte bir alana, Fırat'a ulaşamayacak bir alana hapsetmesini, orada sıkıştırmasını, görevi aslında bu. Küfe'ye getirmek Hazreti Hüseyin'i. Ama Hür'ün öyle bir ilginç mesajı var ki Kerbela'da. Onun şehadeti bütün bugün İslam diye anlatılan bilgilerin tamamını çöpe atıyor. Kerbela'da da ilk şehit. Çöpe atıyor yani, bildiğiniz. Bugünkü bizim Müslümanlık adı altına anlatılan işte şöyle şehit olunur, böyle şehit olunur, işte şu anda şehadet getirmek lazım gibi, aslında o bilgileri tamamıyla çöpe atan bir kişi. Nasıl atıyor? Hemen Hür'ün mesajı nedir? Dedeme de vakit kalması için ben bunlara değinip bu konu üzerinde çok başka bir şey söylemek de gerek yok aslında. Hür'ün şehadetinin mesajları nedir? Bir, Hür şehadet şerbetini içtiğinde bize şunu gösteriyor. Kerbela bir siyaset ve hilafet meselesi değildir. Niye diyeceksiniz? Nasıl bir mesaj veriyor? Biliyorsunuz ki Hür ait olduğu ordu çok zengin ve herkese bir valilik veriliyor. Değil mi? Ömer bin Sa'da valilik veriliyor. Ubeydullah bin Ziyad zaten vali. Önce 5000 kişiyle geliyor, sonra 15 bin çıkıyor. Tabii ki hepsine para, mal, mülk veriliyor. Yani siyasi makamlar veriliyor. Ama Hür, Hazreti Hüseyin'in safına geçerek aslında bu Hazreti Hüseyin'in davasının hilafet davası olmadığını gösteriyor bize. Bunu bütün kaynaklar söylüyor zaten. Hür'ün geçtiğini. O zaman biz buradan ne okuyacağız? Demek ki Hüseyin'in davası hilafet değildi. Hak davasıydı. İkincisi, ölen kişi çok kötü olsa da, kafir olsa da öldüğü anda kelime-i şehadet getirip getirmediğini bilmiyoruz. Öldüğü anda tövbe edip etmediğini bilmiyoruz. Bu yüzden de ölen kişiye kafir demek doğru değildir bir anlayış var İslam'ın içerisinde. Emevilerin oluşturmuş olduğu İslam'ın içerisinde. İşte bütün pisliği yapıyor ömrü hayatı boyunca. Son anda belki tövbe etmiştir diye o insana kötü söylemezler. Hatta Muaviye'ye Hazreti diyenler var bu sebepten. Yezid'e Hazreti diyenler var bu sebepten. Hür'ün vermiş olduğu mesajlardan birisi de bu, ki en önemlisi budur. Öyle şehadet olmaz, öyle tövbe de olmaz. Tövbe olacaksa Hür'ün tövbesi ve Hür'ün şehadeti gibi olacak. Yani öyle bir an geldiğinde Hakk'a sırtını dönmüşsün bir ömür boyunca,
Ama tövbe edeceksin. İşte tövbeyi kanınla edeceksin. Ve Hazreti Hüseyin'in karşısında, yanında olarak, Hakk'ın yanına döndüğünü göstererek. Ve kelime-i şehadet kelime olarak, söz olarak değil, şehadet gerçekten kanınla söylenen, kanıyla söylediği bir durumdur biliyorsunuz. Kanınla söylediğin bir şeydir. Öyle ağzınla şehadet getirdim diye Müslüman olmazsın, Müslüman ölmezsin. Son anda tövbe ettin diye de Müslüman olmazsın. Yani Hakk'a nasıl yöneldiğin önemli. Biliyorsunuz Alevilik de çok önemli bir düsturdur. Bir talip dedesinin gözünden düştüyse, tekrardan o yola gelecekse, dede şunu söyler: ya canın ya malın. Ya canın ya malın. İşte Hür bunu yapıyor, canını veriyor. Üçüncü mesajı nedir Hür'ün? Bir ömür boyu Hakk'a sırtını çevirmiş insanlar için son anda Hakk'a dönmek onurlu bir ölüm nasip eder. Aslında Hür onurlu bir ölümü seçmiştir. Çünkü biliyorsunuz Hakk'a sırtını dönen bir kişidir. Hazreti Hüseyin'in yola getiren, orada ona Kerbela'ya, Kerbela olaylarına getiren kişi aslında bir nevi Hür'dür. Komutanlık ediyorum ki emir altında olduğunu da unutmamak lazım burada. Aynen öyle. Ve Hakk'ın sesi geldiğinde son an ölümdür dedem. Sırtını Hakk'a çevirmiş bir kişinin son anda Hakk'ın sesi onun kulağına geliyorsa, gönlüne geliyorsa, orada yapacak tek şey vardır: dünyaya ölüm, hakikate doğum. Hür bin Riyahi'nin mesajları bunlardır aslında. Yani buraları çok iyi anlamak lazım. Ben daha fazla uzatmamak için dedemin de vaktinden... Tabii dedem, yok, hepinize eşit derecede zamanla sohbet ediyoruz dedem. Onu söyleyeyim bir kere. Geçerse de zaten birbirimizi tamamlıyoruz. Benim ilk bu Kerbela vukuunu, yani olayını ilk okumaya başladığımda, işte İmam Hüseyin'in yolunu kesip onu işte sağa gidince sola çeviren, bu yol üzerinde bayağı bir yolculuk eden, gece gündüz beraber olan ve zaman zaman İmam Hüseyin'e de şöyle telkinlerde bulunan, çünkü geçmişte ailesinin Peygamber Efendimiz'e sadık olduğu, ondan dolayı da şu anda asker olduğunu söylemesi ve gerekirse diyor ki işte ailenin, en azından sen gitmeyeceksen ailenin, yani kadınları, onları bırak, ben de göz yumuyum, onlar gitsinler dedi. Böyle de vicdan içerisinde kendini sorguluyor hasta Hür. Hatta küfelileri göndermiş olduğu mektuptan haberleri yok. Öğrendiği zaman diyor ki, ya Hüseyin, benim bunlardan haberim yok. Küfelilerin sana mektup yazdığından haberim yok diyor yani. Bu da çok önemli bir noktası. Yani kesinlikle. Bu yüzden Harib bin Riyad'a, daha sonra şimdi Rıza dedeme soracağım. Nasıl bir Harib bin Riyad, neyi düşünerek İmam Hüseyin'in yanına döndü, yanında oldu? Neler konuşuldu İmam Hüseyin'le, neler o dönemde rivayet edilen neydi? Ve neden Hardı, sonra Hür oldu? Sevgili dedem, söz sende. Tabii ki şöyle, görevlendirildi, askerdi, komutandı. Ve İmam Hüseyin aslında şöyle, İmam Hüseyin'i daha yakından tanımaya vesile oldu. Yani anlatılanlarda 8. ya da 9. konaklama diye geçiyor dedi sanırım. Bu konaklama esnasında Har, İmam Hüseyin'le eşlik ederek, biliyorsunuz ki Küfe tarafına ve Küfe, aslında Küfe bölgesinde bir yere hareket etmemesi sağlanıyor. Har onu tanıdıktan sonra, hatta dediniz ya biraz önce, bir istisna gösteriyor. Yani onun aslında oradan gitmesini istiyor. Yani gece karanlığından faydalanarak buradan gidin, ben askerleri bir şekilde oyalayacağım mantığında bir hamle yapılıyor. Har, aslında ben Har hiç kelimesi bana hiç uygun gelmiyor. Hep Hür diye isim geliyor dedi. Çünkü ama baştaki ismi Har, sonla bir sebepten dolayı, o sebebi tabi biraz sonra dile getireceksin, ondan sonra Hür oldu. Yani tabi Har, şimdi şöyle diyor aslında, bu olaylar gerçekleştikten sonra Har diyor ki, alemde izzet Aleyhü Resulullah'a hizmettir diyor. Yani hangi akılsız fani bu zahir devleti, yani burayı ister, bu gerçek, hani çünkü alemde izzet istiyorsan asıl devlet, asıl gerçek orası, Aleyhü Resulullah, yani onun devamlılığı, ona baki olanlar, ona tabi olanlar, onun yolunda olanlarla gitmektir. Asıl gerçek orasıdır, odur diyor. Yani çünkü Hazreti Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine tutunanlar, Hazreti Muhammed diyor ya, Ehl-i Beyt'im bir gemi misalidir, ona binenler bu kurtuluşa erecektir, onunla olanlar bu kurtuluşa erecektir diyor. Ve Har bunu yavaş yavaş kendi içinde sorgulayarak anlamaya başlamıştı. Ve hatta savaş başlamadan evvel ziyata gidip dediğinde
kesinlikle savaşılacak mı diye bir tekrar ettirmişti. Ve kendi kendine beti benzi atan Harun bir de kardeşi geçer kaynaklarda. Kardeşiyle bir istişaresi, bir muhabbeti, söylemi geçer burada. Kardeşi onun o beti benzini attığını gördüğünde bir komutandı Har. Sorar, abi hali nedir diye. Ve Har da ona asıl gerçeğin, Ehli Beyt'in yani İmam Ali'nin ve onun oğlu olan İmam Hüseyin'le olduğunu, o gerçeğe erişmenin bunlarla birlikte olacağını, şuraya bakar mısın? 72'ye karşı on binlerce askerle bu hak değil, bu adalet değil, bu hiçbir kavrama sığmaz, namertliktir diye kardeşiyle bu istişareyi sağladıktan sonra kardeşi ona vicdanının ve içinden geldiği şekilde hareket etmesini söylüyor. Ve ikisi de birlikte İmam Hüseyin'in safına katılmak için atlarını sürerek ona doğru gittiklerinde Har İmam Hüseyin'in önünde diz çökerek, ya Hüseyin diyor, ben seninle birlikte olmak, seninle birlikte şehadete ermek istiyorum diyor. Hüseyin ne yapıyor? Ceddim Muhammed Mustafa'nın ve babam İmam Ali el-Mürteza'nın şefaati üzerinde olsun. Siz bizim misafirimizsiniz. Buyurun oturun diyor. Yani onları hala düşünmeleri için. Düşman olarak görmüyor ve kapısına gelmiş bir mihman olarak görüyor. Tabii yani bununla alakalı birçok kaynaklar vardır. Yani hala işte İmam Hüseyin'deki o mana alemini gençlerin görmesi lazım. Yani hala karşı, ya şöyle bir şey düşünelim. Bir savaş esnasındasınız. Karşı düşmanın komutanı, binlerce kişiye hitap eden ve himayesi altında olan komutan size geliyor. Sizinle birlikte şehit olmayı diliyor. Ama siz ona diyorsunuz ki siz bizim misafirimizsiniz. Buyurun oturun. Ve bırakın savaşmayı. İlk başta İmam Hüseyin'in yani etrafını sarıp da onu sağa sola göndermeyen bir askerin başındaki komutan bunu yapıyor. Evet. Bunun da en büyük sebebi Ömer İbn-i Sad'ın tamamıyla verdiği direktif. Bakıyor ki vicdanıyla baş başa kalan bir kişinin de herhalde doğru olanı yaptığını diye düşünüyorum. Buyurun dedim, devam edin. Yani Har İmam Hüseyin'den tabii ki de bu süreç esnasında destur istiyor. Yani savaş meydanına çıkıp ilk şehit ben olayım, ben onlarla savaşayım istiyor. Ve destur almak, müsaade alıp savaş meydanına geliyor. Ama tabii ki de bu esnada ordunun karşısına çıktığında bir konuşma yapıyor askerlere karşı. Gerçeğin, hakkın burada olduğunu, Peygamber Muhammed Mustafa'nın ve Ehli Beyti'nin kurtuluşa erdirileceğini söylüyor. Ve onlarla birlikte olan bu kurtuluşa erecektir diyor. Ama tabii o esnada siyasi hamlesini yapan zat onu birini gönderiyor oraya. Savap adında, Sarvan adında, özür dilerim. Kişiyi gönderiyor. Git Har'ı ikna et, ona mal mülk söyle, yani mal mülk vereceğini söyle ve onu bu yolundan dönmesini sağla ki onu görenler bundan etkilenebileceğinden korktu aslında. Gördü diyor ki, hey akıl sahibi diyor, Har için söylüyor, hey akıl sahibi diyor, bu tarafta diyor bunca mal servet varken diyor, senin gittiğin yerde hiçbir şey yok diyor, sadece zulüm var diyor, yani zulüm görecekler, eziyet olacaklar diyor ve sen onların safına katılacaksın diye. Har'ın orada aslında güzel bir söylemi de var. Buyur dedim. Yani o aslında Har manaya ermiş, dünyevi hiçbir şeyden faydalanan, yani bir fayda olmayacağını, asıl meselenin zahirde değil batında olduğunu gördü ve fark ettiği için İmam Hüseyin'le birlikte oldu. Ve oradaki o uyarıya gelen kişiyi de savaş esnasında tabii öldürdü ve bununla birlikte Har'a tabii birçok baskın saldırı gerçekleşti askerler içerisinde ve Har yaralanmış, ağır bir yara almıştı ve İmam Hüseyin tarafına geçtiğinde, geldiğinde, yaklaştığında İmam Hüseyin'den aslında dua da bekliyordu ama İmam Hüseyin ona hür sana müjde olsun ki huri ile kılmanın yüzünü görmeye hak kazandın diye bir müjde veriyor. Yani huri kılmanı görmeye, yani şehitlik mertebesine erişmek sana nasip oldu diyor. Senin adın bugüne kadar Har idi. Bugünden sonra senin adın Hür'dür. Sen artık hür bir şehitsin. Hür şehit.
olarak kalıyor, tarihe yazılıyor, kayıtlara yazılıyor. Hakkı bilenin kulağına geliyor. Hakkı bilenin, manayı bilenin özünde har aslında hür oldu. Tabi şu an hilafet ve siyaset kavramıyla hareket edenlere bana göre hala onlara hardır ama bu hak kavramını benimsemiş kişilere, bu yapıyı benimsemiş İslam'ın özünü, Muhammed'in İslam kavramını benimsemiş kişilere hür oldu, hür şehit oldu ve hak katında bir mevki ve makam sahibi oldu. Ben çok fazla tabi uzatmak istemiyorum. Konuyu. Vaktimiz var tabi, 5-6 dakika vaktimiz var. Eyvallah dedim. Buradaki mesaj çok önemli dede. Hür şehit, biraz önce sizin dediğiniz gibi bütün dünya nimetlerinden. Ya bu İmam Ali'ye de vaat edildi, İmam Hasan'a da vaat edildi, İmam Hüseyin'e de vaat edildi. Bakıyoruz, hür şehide de vaat edildi. Şimdi hepsinin ana temada bir gayesi var. Ama burada şöyle bir önem var, değil mi sevgili dedelerim? Şimdi tabii ki dediğiniz gibi Rıza dedenin. Deden dediği gibi İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e, İmam Hüseyin'e neler neler vaat edildi ki sadece bir biat kelimesi çıkacaktı ağzından. Harın da şöyle bir önemi var. Veya artık biz hür şehit diyoruz da, hür şehidin de şöyle bir önemi var. Biliyor artık savaş meydanına çıkacağını, İmam Hüseyin'in yanı olduğunu, kardeşiyle beraber geldiğinde servet deniyorlar. Öbür taraftan da zulüm olduğunu söylüyorlar. Ve tam bu esnada bile kabul etmiyor yani. Yani gözünün önünde can gidecek ama diyor ki orada, o da çok önemli diyor. Hatta o karşısına gelen hey cahil herif diyor. Alemde izzet Ali Resul, Ali Resul'e hizmet en büyük şereftir diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi şu dönemde olsa hangimiz bunu diyebiliriz? Hangi insanoğlu bunu diyebilir? O dönemde gideceği yerin 72 kişi olduğunu biliyor. Karşıda 22 bin kişi var diyor. Ve bunu düşünerek bile kabul etmiyor. Buyurun. İmam Hüseyin aynı zamanda dede, bu süreç esnasında defalarca yanındaki efradı uyarıda da bulunuyor. Yani geride malı olanların, geride canı olanların ya da dönmek isteyenlere hiçbir zaman İmam Hüseyin kimseyi yanında zorla tutmadı. Bu çok önemli bir şey bana göre. Herkesi mümkün olunca uyardı ve onun yanında kalan o 72 şühedayla birlikte bu duruşu sergiledi. Yani İmam Hüseyin gibi niceleri vardı ve şöyle bir durum var. Aslında İmam Hüseyin'in biliyorsunuz Irak bölgesinden bir Küfe tarafına bir mektup gönderme olayı vardı. Kays tarafından götürülen mektup yolda yakalanınca yırtılıyor. Ubeydullah'a gösterilmemek için. Bakın şu çok önemli. Yüzyıllarca bunu göz ardı ettik ama o dönemlerde bunun ismine mescit diyebilirsiniz, bunun ismine bir oda diyebilirsiniz, bunun ismine bir bölge, bahçe, avlu, temiz olan bir yerde ibadet ediliyordu. Şimdi orada Ubeydullah Kays'a diyor ki, mektubun içeriğini bana bildirir misin? O da diyor ki, bu mümkün değildir diyor, bildiremem. Ve o zaman diyor, senin canını almamam için çık meydana ve İmam Hüseyin ve Ehli Beytine, yani İmam Ali ve Ehli Beytine hakaretler sun. Onlara söv, say diye bildirim yapıyor. Ya da seni öldüreceğiz diyor. Kays da burada bir akıl oyunu oynuyor ve diyor ki tamam diyor, mektubun içeriğini sana dile getiremem. Yalnız bir topluluğu topla oraya, ben onlara bu konuşmayı yapayım. Mesajı vereyim. Şöyle başlıyor. Hazreti Muhammed Mustafa ve Ehli Beytine selamlayarak, salat ve selam vererek başlıyor ve İmam Hüseyin'in yazdığı mektubu, daha doğrusu diyor ki ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve İmam Ali'nin Mürteza'nın oğlu olan İmam Hüseyin'in elçisiyim diyor. İmam Hüseyin Küfe'ye gelecek. Yani Kerbela'da bu durumu bildiriyor ve mektubun içeriğiyle alakalı bahsettikten sonra tam tersi Muaviye'ye, Yezid'e hakaret ederek oradaki topluluğa gerçeği dile getirdi. Ama tabii bu esnada Ubeydullah buna hakim olabilmek ve bunu engellemek için onu oracıkta öldürdü. Bu yüzden İmam Hüseyin'in yolunda olanlar, İmam Hüseyin'in yolunda onunla birlikte mücadele edenler hakkın
kavramını, hak kavramını benimsediler ve gerçekleri fark ettikleri için onunla birlikte Kerbela'da şehit oldular. Ne şöyle söyleyeyim dede. Dedem şöyle söyleyeyim, ben de hemen sözünü araya gireyim. Şöyle Halid İbn-i Riyad'ı bir toparlayalım. Ondan sonra ben Mehmet de diyeyim. Bir dakika da Mehmet de diye söz verelim. O da şöyle Kerbela'nın önemini şöyle bir toparlasın. Programı kapatalım. Biraz önce de tekrarlamıştık tabii ki de Hür şehitle alakalı. O şehitlik makamına eren, dünyevi bütün varlıklardan vazgeçen ki konumundan dolayı bahsediyoruz ve İmam Hüseyin'in yanına hakkı gören, batıl ile hakkın savaşı olan bu savaşta hakkı gören ve haktan olan, hak ile olan Hür şehide selamlar olsun, hak mekanını cennet eylesin. Böyle bu şekilde toparlayabiliriz. Bir de bazı kaynaklarda da Har İbni Riya ve Yezid, yani Yezid diyorlar. O acaba, yani çoğunda yazmıyor da ben de bunu çok merak etmişimdir de. O cümleyi neden koydular oraya? Yani Har İbni Riya, Hür İbni şehit oldu. Böyle bir şeyin sonuna da böyle bir ismi de yakıştırmaları ben çok doğru bulmuyorum. Sevgili Mehmet dedim. Har İbni Riyan'ın neler yaptığını, neden oraya gittiğini, yani misyonunu aslında bir şekilde dile getirdi Rıza dede. Yani bu misyonun içerisinde tabii ki o Kerbela'nın önemi çok farklıydı. O Kerbela'da İmam Hüseyin'in yarenlerine hatta kapılar açtı gitsinler diye olmadı. Bütün bunları göz önüne getirdiğinizde, işte Kerbela olayını göz önüne getirdiğinizde, Kerbela'nın önemi buradan mı daha çok böyle insanların kafasında, zihninde, fikrinde yer ediyor? İşte bir yerde işte her yer Kerbela diyoruz veya her yer Kerbela deniliyor. Bir susuzluk gördüğün zaman işte burası da Kerbela deniliyor. Böyle bir şey var, düşünce de var yani. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani toparlayacak olursak da Kerbela anlamda. Kerbela dediğimiz vakit aklımıza ilk gelen şey mazlum ve zalim. Ve zalimliğin olduğu yerde mazlumların daima olacağını insanların aklında çağrıştıran bir kelime. Ümeyye oğullarının İslam'a giydirmek istedikleri elbiseyi Hazreti Hüseyin Kerbela'da çıkartmıştır. Hatta hiç giydirmemiştir bile. Yani elbiseyle iblis ve libas aynı kökten gelir bu arada. Bir şeyi örtmek. Yani Ümeyye oğulları İslam'a öyle bir elbise diktiler ki ve giydirmek istediler ki Ali ve Hüseyin buna, Ali ve Hüseyin ve Hasan buna asla müsaade etmedi. Bakın şurada çok önemli bir şey var. Yezid'in dedesi, yani büyük atası Ümeyoğulları'nın başındaki Ebu Sufyanlar nübüvvetle savaştılar. Yezid'in babası hem nübüvvet hem de velayetle savaştı. Yezid velayetle savaştı. Yani nübüvvetle velayetle savaşan bir güruh var ve nübüvvetin getirmiş olduğu daveti değiştirmeye çalışan bir güruh var ve bu güruha karşı kanserlenmeye başlanmış, kanser olmaya başlanmış hücrelerin temizlenmesini ve hatta o kanserin vücuda yayılmaması için mücadele eden bir Hüseyin var. Ve bu Hüseyin ki ruhuna secde edilmesi emredilen o temiz pak ruhun taşıyıcısı olan kişi ve ruhunu uyandırmış bir kişi. Hür İbni Riyah gibi aynı. O da çünkü 72 kişilik bir tarafın ordusuna tarafına geçiyorsun koca orduyu bırakıp. Bunu hangi inanç veya hangi şeyle açıklayabilirsiniz? Açıklanacak tek şey burada şu. Ruhu uyanmış insanlar için bunlar çok kolay şeylerdir. Ruhun uyandıysa Hazreti Hüseyin'in yanında 72 bin kişinin, yani gayb ordularının olduğunu bilirsin, görürsün. Onu gördüğün zaman da korku olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biliyorsunuz Yunus Suresi'nde, Allah'ın velileri için korku yoktur. Veli olursan o gayb ordularını görürsün. Şimdi biz o gayb ordularını çok bahsetmiyoruz, belki biraz üstü kapalı geçiliyor ama gayb ordularını gördüler. O yüzden oraya o cesaretle geçiyor. Yoksa sen, yine söylüyorum, 22 bin, 30 bin kişilik orduyu bırakıp oraya geçemezsin. Kerbela'nın önemi, yine söylüyorum, giydirilmek istenen elbisenin, velayet ve nübüvvetle savaşan kişilerin siyasi çıkarları gündeme gelmesin ve bundan sonra her zaman haksızlar haklıymış gibi gözükmesin diye Hazreti Hüseyin bir kıyam başlattı. Bunu çok iyi anlamak lazım, çok iyi idrak etmek lazım. Burayı anlamazsa Kerbela'yı görmeyiz. Çünkü Kerbela'dan sonra, kısa bir hemen bir dipnot olarak vereyim, Harre olayı var biliyorsunuz. Harre olayında Yezid, Kerbela'yı, Mekke'yi mancınıkla taşlattı, ahır yaptılar. Yani bütün değerleri senin bugün Kabe'ye hac olarak, hac ibadeti olarak gittiğin yeri, bugün senin Hazreti demeye çalıştığın kişi orayı mancınıkla taşlattı.
ve sevgisi farz olan aileyi yok etmeye çalıştılar. O yüzden Kerbela olmasaydı bugün emin olun haksız durumların tamamı haklı olacaktı. Haklı olanların da tamamı haksız olacaktı. Ters bir düzen olacaktı. Hak batıl savaşıdır. Allah her zaman hak olanların yanında olmayı nasip etsin. Hak olan neyse olsun. Ben dedelerime çok teşekkür ediyorum. Bugünkü sohbetimizi burada hep beraber yaptık. 8. günde de. Biliyorsunuz 8. gündeyiz. Artık Muharrem'in sonlarına yaklaştık. 10. güne daha doğrusu yaklaştık. O Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin'e. Sevgili dostlar, tuttuğunuz matem oruçlarınız, mateminiz kabul olsun. Yarın bir başka sohbette buluşmak dileğiyle bugün buradaki sohbetimi sırladık. İyi akşamlar diliyorum.